Herkese merhaba. Bugün size enfes kurabiyeler yapıyoruz. Böyle kurabiye bisküvi arası, bol çikolatalı, az unlu, nefis kurabiyeler. Hemen başlayalım. Tereyağımızı eritiyoruz. Sıcak şekilde derin bir kaseye koyuyoruz. Damla çikolatalarımızı ilave ediyoruz. Sıcaklığıyla eriteceğiz. Kurabiye, enfes bir kurabiye. Onu baştan söyleyeyim. Tehlikeli çünkü çok yediriyor. Şöyle eritiyorum. Zaten hemen eridi sıcak yağı görünce. Çikolatamızı ve tereyağımızı erittik, karıştırdık. Şimdi içine bir tane yumurta ekliyorum önce. Sonra bir çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra bir tane daha ekleyeceğim. Ben bitter çikolata kullanıyorum. O yüzden şeker miktarını biraz fazla koyuyorum. Siz sütlü çikolata koyarsanız şeker miktarını yarı yarıya kadar azaltabilirsiniz. Şeker ekledikten sonra çırpıyorum. 150 gram çikolatayı tereyağının içine koymuştuk. Şimdi damla çikolatayı şöyle 2 yemek kaşığı kadar daha ekliyorum. 150 gramın dışında bu. Karıştırıyorum yine. Ve şimdi un ekliyorum. 3 yemek kaşığı yani 1 çay bardağı ediyor. 1 çay kaşığı kadar şöyle kakaom var. Lezzeti çıksın istiyorum kakaonun. Ağza gelsin istiyorum. Vanilyam var. Kabartma tozum var. Şimdi bu aşamada telden kurtulup kaşıkla karıştırmaya başlayacağız. Şöyle karıştırıyorum. Dikkat ettiyseniz böyle bol çikolatalı nefis bir kurabiye oluyor ve çok kolay yapması. Öğütülmüş fındığımı koyuyorum. Yarım çay bardağından biraz fazla koyuyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Kurabiye hamurum hazır. Kıvamı böyle olacak. Dikkat ettiyseniz normal kurabiye hamurlarına göre daha cıvık. Böyle olması gerekiyor. Çünkü pişirme süresi de çok önemli bu kurabiyede. Böyle ısırdığınızda sanki çikolata yiyormuşsunuz gibi bir tat olması gerekiyor. Bir yemek kaşığı kadar kurabiyeyi alıyorum. Yağlı kağıt serili tepsiye şöyle yuvarlak olacak şekilde koyuyorum. Aralarında aralıklar olacak şekilde koyuyoruz. Şöyle kaşıkla, iki kaşık yardımıyla yaparsanız daha sağlıklı olacaktır. Kurabiyelerimiz hazır. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında. Burası çok çok önemli. Tam 12 dakika pişiriyoruz. Lütfen saatlerinizi kurun. 12 dakika sonra çıkarıp bekletiyoruz. Böyle sertleşecek, öyle yiyeceğiz. Yoksa hemen sıcağı sıcağına yaparsanız al bu pişmemiş duygusu yaşayabilirsiniz. Lütfen ona dikkat edin. 12 dakika pişiriyoruz. İkinci tepsi fırından çıktı. 18 tane olacak demiştim ama bizim 15 tane oldu. Çünkü birinci tepsidekileri birazcık daha büyük yapmışız. İkinci tepside 6 tane pişti. Bakın şöyle göstereyim size. 6 gayet güzel. Çıktığında biraz yumuşaktı. Ama sonrasında böyle sertleşiyor bekleyip soğuduğunda. Şöyle içini de göstereyim. Böyle muhteşem bisküvi gibi enfes kurabiyeler. Mutlaka denemelisiniz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere, hoşça kalın.